كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Evvela bir uyarı yapacağız. Maalesef oruç tutmayanların sayısı her geçen gün artıyor. Oruç tutan adam artık saklanmaya başladı ya. Hakikaten bir adam ben oruçum demeye artık utanmaya başlayacak. O ahvale geldik. Ya bir tane vatandaş var, tanıdığım bir vatandaş. Geldi bir ortamdayız. Oruç tutmayan bir vatandaş. Hepiniz oruç tutuyor musunuz diyor bak. Hani öyle bir soruyor ki yani hepiniz yani bu ne ya? Herkes oruç tutuyor kardeşim. Bunu demeye getiriyor. O ahvalde yani. Oruçsuzluk artık o kadar normalleşti ki. Normal bir hale geldi yani oruçsuzluk. Niye? Ya ne var kardeşim ya? Tutmuyorum ne olmuş? Bak. Ama biz diyoruz ki oruç tutmayan adama kesinlikle ve kesinlikle kızmayın. Kızmaya hakkınız yok. Niye? Bakın niyesini söylüyorum kardeşim. Zaten normalde karışamazsın. O zaten Allah için yapıyor. Ama sıkıntı şurada kardeşim. Bir adam namaz kılmayan adama gıkını çıkarmıyor. Namaz oruçtan daha büyük bir amel. Bakın namaz oruçtan daha büyük bir amel. Ama bakıyorsun bugün kardeşim adam namaz kılmayan adama sesini çıkarmıyor. Kılmasın kardeşim ya diyor. Bana mı kılıyor sanki diyor bak. Bunu diyor ama oruç tutmayan adama sen niye oruç tutmuyorsun lan? Sen nasıl adamsın lan? Biz burada işte oruç tutuyoruz. Biz burada karnımızı aç bak akşama kadar. Bak oruç nefsle alakalı. Nefse ağır geliyor. Niye? O gözünün önünde yemek yiyor. Onun karnı tok ama bakıyor adam kendi karnını aç. Ulan bunun karnı tok, benim karnım aç. Adamın ne yapıyor? Nefsine ağır geliyor. Bak nefsine ağır geldiği için de diyor kardeşim sen niye oruç tutmuyorsun lan? Peki aynı tepkiyi niye namaz kılmadığı zaman o adama vermiyorsun kardeşim? He? Niye? Namaz önemsiz bir amel mi? Çünkü sen de namaz kılmıyorsun değil mi? O yüzden adama kızmıyorsun. Namaz kılmadığı zaman kızmıyorsun. Ama oruç tutmadığı zaman tutacaksın kardeşim. Hele namaz kılan adamlar zaten bunda çok yapıyor. Allah akıl fikir versin. Namaz kılan adam oruç tutmayan adama fırça atıyor. Aynı adam namaz kılmadığı için fırça atmıyor. E sen bu adamı oruç tutmuyor diye kızıyorsun. Ama bu adam namaz da kılmıyor kardeşim. He? Niye namaz kılmadığı için kızmıyorsun? Yok işine gelmiyor. O nefisle alakalı değil kardeşim. Namaz kılmıyorsa kılmasın. Ama niye? Oruç nefse dokunuyor. Oruç nefse dokunuyor. Allah razı olsun uyarıyoruz. Oruç tutmayan adam için dua edin. Güzellikle kardeşim Allah razı olsun tut ya. Bak bir gün oruç tutmak adamı cehennemden uzak eder. Bir gün oruçtan ile cehennem arasında bir hendek açılır kardeşim. O hendek bizim şeydeki hendeklere benzemez. 500 sene, 500 senelik mesafe. Allah için ikazımız yapıyoruz. Oruç tutmayan adama kızmayın. Allah rızası için dua edin. Allah sana selamet versin. Allah sana akıl fikir versin. Orucunu tut. Çünkü mahşerde o kadar çok pişman olacaksın ki kardeşim bu yaptıklarını bin pişman olacaksın. Böyle ufak ufak güzel güzel nasihat edin. Benim gibi fırça atmayın da siz daha güzel konuşuyorsunuz. Hepiniz benden güzel konuşuyorsunuz. Ben onu biliyorum. Çünkü ben çok bağırıyorum. Çok fırça atıyorum. O yüzden ben kötü hocayım. Tamam siz iyi hoca olun. Ben kötü hoca olmaya razıyım. Ama Allah için emir bil maruf nehyenel münker vazifesini yapın. Bu konuda bitiriyorum.